Herkese merhaba Shiftlet net izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte Asus'un ROG serisine ait Zephyrus M16 oyuncu notebook'unu inceleyeceğiz. Öncelikle sizlerden özür diliyorum çünkü gerçekten kutu açılış videosu çekmek istiyordum fakat ofise gelir gelmez dayanamadım ve ürünü kutusundan çıkartıp incelemek istedim. Bunun başa sebeplerinden bir tanesi de Asus'un Zephyrus serisine ait kendi has tasarımı gerçekten merak ettiğim bir üründü. Ama sizlerle birlikte ürünün teknik detaylarını ve yaptığımız testlerin sonuçlarını paylaşarak sizlere eğlendirecek bir video çıkaracağımı ümit ediyorum. Şimdi isterseniz her zaman yaptığımız gibi önce ürünün teknik detaylarından bahsedelim, daha sonra tasarımını ele alıp oyun testlerimize ve performans testlerimize geçiş yapalım. Teknik detayları gelmem gerekirse notebook'un kalbinde Intel'in 11. nesil i7 11800H işlemcisi bulunuyor. İşlemcinin 8 çekirdek 16 yardımcı iş parçacığı var. 2.3 GHz base clock'ta çalışan işlemci boost frekansla birlikte 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Yani işlemci boştayken 2.3 civarı çalışıyor. Fakat yük altında ve hatta ihtiyaç duyduğu zaman kendini otomatik olarak boostlayarak 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 24 MB'lık bir cache'i bulunan işlemcimizin 10 nanometrelik SuperFin teknolojisiyle üretildiğini de hatırlatmakta fayda var. Intel'in bildiği üzere mobil işlemcilerdeki en düşük nanometrisi şu an 10 aynı seri işlemcileri masa üstünde maalesef daha yüksek nanometrelerde şu an piyasaya çıkartabiliyor ama notebooklarda 10 nanometreye kadar düşmüş durumda. Bununla birlikte en güzel şeylerden bir tanesi 11. nesil işlemciler birazcık fazla ısındığından dolayı performansından kaynaklı notebooklarda artık sıvı termal macunlara geçildi. Yani 11. nesil bir notebook alıyorsanız Intel işlemcili bu notebookların içerisinde işlemciyi soğutmak için sıvı metal termal macun kullanıldığını pek çok yerde duymuşsunuzdur ve görmüşsünüzdür. Bu notebookta da yine aynı şekilde sıvı termal macuna yer verilmiş. Bu da daha performanslı ve daha serin çalışmasını sağlayan önemli özelliklerden bir tanesi. Ekran kartına gelecek olursak pek çok oyuncunun en önemli parçası tartışılmasız ki ekran kartı. Yeni diyebileceğimiz masa üstlerinde görmeye henüz alışkın olmadığımız RTX 3050 Ti ekran kartı bu notebook'un içerisinde bulunuyor. 4 GB VRAM'e sahip ekran kartı GDDR6 bellek teknolojisini kullanıyor ve içerisinde bulunan grafik kartının 1585 MHz bir çalışma frekansı bulunuyor. Şimdi 3050 Ti evet pek çok oyunda giriş diyebileceğimiz bir kart. Aslında 3000 serisinin giriş kartları bir tanesi ama +x olmasından kaynaklı ve içerisindeki kuda çekirdeğinin ve frekansının bolluğundan kaynaklı biz bu kartı aslında orta segmentte de rahat bir şekilde kullanabiliriz. Gelelim diğer bir güzel özelliğe. Notebook'un ekranı 2K. Bunu ilerleyen zamanlarda tabii ki daha detaylı bir şekilde ekrana geçtiğim zaman anlatacağım. Fakat donanımsal anlamda Notebook'un en büyük kartlarından bir tanesinin çözünürlüğün 2K olduğunu söyleyebilirim. RAM kısmına gelecek olursak 8x2 16 GB RAM'ler resmen yaygınlaştı ve pek çok kişi de bu şekilde kullanmayı tercih ediyor. Bu Notebook'un içerisinde de 8x2 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bellekler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi dahili yani anakartın üzerinde 8 GB dahili bir şekilde geliyor. Diğer slotta ise 8 GB'lık başka bir RAM var. Dilerseniz buraya maksimum 32 GB'a kadar RAM takıp toplam boyutu 40'a kadar yükseltebilirsiniz. Depolama kısmında ise 512 GB'lık NVMe M.2 SSD bulunuyor. Toplamda 2 adet M.2 slotuna sahip notebook'un dilerseniz başka bir M.2 takarak da depolama alanınızı arttırabilirsiniz. Gelelim donanımsal özelliklere. Nedir bunlar? Wi-Fi ve Bluetooth gibi diğer donanımsal özellikler. Notebook tabii ki 11. yüzyıl Intel olduğundan kaynaklı Wi-Fi 6 teknolojisini içerisinde bulunduruyor. Yani kablolu hızında kablosuz bir internet deneyimine bu notebookla erişebiliyorsunuz. Bu da diğer güzel artlardan bir tanesi. Çünkü bir notebook alıyorsunuz yani taşınabilir bir bilgisayar alıyorsunuz. Dolayısıyla masaüstü gibi sabit bir masaya bağlı, kabloya, internete bağlı bir şekilde oyun oynamaktansa yeri gelecek salonda, yeri gelecek terasınızda varsa eğer balkonunuzda oyununuzu oynayıp internet bağlantınızdan feragallık etmeden, herhangi bir gecikme süresiyle karşılaşmadan oyunlarınızı oynamanız için Wi-Fi 6 önemli bir teknolojik nimet açıkçası. Tabi isterseniz yine kablolu kullanmak isterseniz de Ethernet girişinde notebook'un üzerinde mevcut. Girişlerden bahsetmişken hemen girişlerinde ne olduğunu söyleyeyim. Bir adet Thunderbolt 4 DisplayPort destekli çıkışımız bulunuyor. Nedir bu Type-C? Yani aynı zamanda bu Type-C çıkışından DisplayPort destekli görüntü de alabiliyorsunuz. Cihaz üzerinde iki tane USB 3.2 bulunmakta. SuperSpeed hızlarda iki tane USB bağlantısı var. Bir adet HDMI 2.0 girişi var. Olası bir ikinci monitör ihtiyacınızda HDMI 2.0 destekli bir monitörü taktığınız zaman 144 Hz'e kadar olan monitörleri kullanabiliyorsunuz. Bu da yine oyun oynarken veyahut da bir yayın yaparken içerik üreticiyseniz vesaire işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Tabi olmazsa olmaz 700 120 p HD kamera da yine notebook'un üzerinde bulunmakta. Bu da artık günümüz koşullarından kaynaklı yapılan toplantılar, online dersler, online eğitimler vesaire için oldukça ihtiyacımız olan bir diğer bileşen. Şimdi kameraya ihtiyacımız var, mikrofona da ihtiyacımız var tabii ki. Eğer ki bunu harici bir şekilde sağlamıyorsak dahili mikrofonun da iyi olması lazım ki bize ekstra masraflar çıkarmasın. Burada Dolby ile çalışan Asus yapay zeka sayesinde gürültü engellemeyi yapabileceğiniz bir mikrofona sahip. Yani siz ayrıyetten bir kulaklık takmadan bile notebook'unuzun kendi dahili mikrofonunu kullandığınız zaman karşı tarafa gayet akıcı, güzel ve profesyonel bir ses gittiğini söyleyebilirim. Pil kısmına gelecek olursak 4 hücreli 90 VH değerine sahip bir batarya bulunmakta. Ortalama 4-6 saat kullanım ömrü sunuyor. Tabii ki bu kullanım alışkanlıklarınıza göre değişebilen bir şey. Gelelim diğer bir özelliğe. Bu biraz daha işin yazılımsal kısmı. Notebook Windows 10 birlikte geliyor. İçerisinde Windows 10 Home sürümü, işletim sistemi kurulu bir şekilde geliyor. Bunun avantajı ne? Tabii ki şu. Bir cihaz alıyorsunuz. Bunu FreeDOS'ta alabilirsiniz. Windows'u da alabilirsiniz. Windows ya da Windows Pro'lu da alabilirsiniz. Baktığımız zaman FreeDOS'u bir cihaz aldığınız zaman eve gelen cihazı tekrardan flash belirtiyle Windows kur. Bunu çok önermesek de pek çok kullanıcı maalesef crackliyor ya da internetten dijital bir şey alıyor. Bunun yerine direkt hali hazırda düğmesine basıp kullanabileceğiniz bir Windows 10'lu cihaz karşınızda olmuş olacak. Windows 10'lu cihazları şu açıdan seviyorum. Mobil telefonlara bile kullanıyoruz ve her gün her uygulamaya güncelleme geliyor. Dolayısıyla güncel kalmak ve yapılan geliştirmelerden yararlanmak için orijinal bir lisansa ve bir işletim sistemine ihtiyaç var. İşte Windows Onu aldığınız cihazlarda hem sizin güncel kalmanızı sağlıyor hem de sürekli performans iyileştirmelerinden yararlanmanızı sağlıyor. Evet gelelim ekran kısmına. Şimdi burası önemli bir detay. Neden? Çünkü bilgisayarımız standart 15.6 inç bir notebook boyutunda. Ama ekranımız 16.1 inç. Bunun da en temel sebebi 4 çerçevesinin de incecik olması. Şimdi ince çerçeveler görmeye alıştık ama genellikle 3 çerçeve ince oluyordu ve alttaki kalan markanın genellikle markanın yazılı olduğu çerçeve kalın bir şekilde kalıyordu. İşte Asus bu modelinde 4 çerçeveyi de minimum inceliğe getirerek 16.1 inç bir ekran kullanmayı burada başarmış. Yani aslında şöyle söyleyeyim yavaş yavaş 15.6'lar da 16 ince kaymaya başladı. Çünkü 17.3 inçler gerçekten büyük ve ağır notebooklar taşınması zor notebooklar. 15.6 zaman zaman yetmeyebiliyor. Keşke ekranın bir tık daha büyük olsaydı diyebiliyorsunuz. İşte bu noktada 16.1'ler gerçekten pek çok kişiye ilaç niteliğinde yapılmış ekranlar. Tabi bununla birlikte ekran oranı da değişti. Normalde 16'ya 9 kullandığımız ekranlar şu an bu notebookta 16'ya 10 oranında. Çözünürlük olarak da 2K demiştim zaten. 2560'a 1600. Normalde 1440 olması lazımdı. 16'ya 10 oranı olduğu için 1600'e yükselmiş durumda. Yani aslında 2K'nın da üzerinde bir çözünürlükten bahsediyoruz. Bu arada notebook dünyanın ilk QHD 3ms 165 Hz ekranına sahip bir ürün. Gerçekten baktığımız zaman hem 3ms hem 165 Hz yani bir oyuncunun karşılayabildiği bütün detaylara sahip. IPS yansıma engelleyici özellik ve 16.1 inç. Bu kadar yüksek çözünürlük, bu kadar güzel özelliği bir araya getiren bu ekran gerçekten kullandığınız zaman da size kalitesini hissettiriyor. Özellikle notebook kısa bir deneyimleme şansım oldu ve ekranda izlediğim film olsun, internette gezinti olsun gerçekten o kadar kaliteli ve renkler o kadar canlı ki işte bu da burada aslında birazcık da kalitesini bizlere gösteriyor. Parlaklık kısmına gelecek olursak 500 nit bir parlaklığa sahip. Yani oldukça fazla bir parlaklığa sahip. Çünkü dediğim gibi film izlemesi, oyun oynaması o kadar keyif ki bu ekranda gerçekten uzun bir süre vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var uzun süre vakit geçirme. Gözlerimiz bundan zarar görmüyor mu? E tabii ki bunun için de gerekli sertifikalara sahip ekran. Özellikle mavi ışık filtresi ve göz koruyucu modu sayesinde uzun süre ekrana bakabiliyorsunuz. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı çekmedim. Çünkü günümün çoğunu bilgisayara bakarak geçiyorum. İşim gereği olsun. Kendi özel hayatım gereği olsun. Uzun bir süre bilgisayar ekranına bakıyorum ve bu notebook'un ekranına baktığım zaman herhangi bir şekilde gözüm rahatsız olmadı açıkçası. Ekran Adaptive Sync ile birlikte geliyor. Herhangi bir FreeSync veya G-Sync özelliği yok ama Adaptive Sync sayesinde yazılımsal olarak bunları tabii ki destekleyebiliyor. Bununla birlikte %100 DCI P3 renk oranına da sahip. Bu da yine işin biraz daha profesyonel boyutu. Yani eğer grafikle vesaire uğraşıyorsanız bu tarz renk içeriklerinin de dolgun ve zengin olması lazım. %100'lük bir destekle bu ekran bizlere bunu da sağlayabiliyor. Ağırlık kısma gelecek olursak. Şimdi 16.1 inç ekran büyüdü. Normalde 2 kilonun üzerinde bir ağırlık olması lazım. Çünkü ortalama 15.6 inç notebooklar baktığımız zaman 2 kilo civarında, 2.5 kilo civarında oluyor. Fakat bu notebook 1.9 kilo civarında. Yani yani 1.9 kilogram rahatlıkla taşınabilir olduğu anlamına geliyor. Hem de ekranın büyümesine rağmen. Bu da gerçekten güzel bir artı benim için. Tasarımından bahsetmek istiyorum. Köşeli sade bir tasarımı var. Köşeli sade bir tasarım var ve mat siyah. Yani benim gerçekten en keyif aldığım renk. Cafcaflı renklerden ise siyah, mat, klas bir tasarım. Her zaman daha çok hoşuma giden bir renk olmuştur. Her alanda kullanabilirsiniz. Yani evde oyun oynayabilirsiniz, iş yerine götürebilirsiniz, sunum yapabilirsiniz özel bir toplantınız varsa, projeniz varsa bunların sunumları için yine bu notebook yanınızda götürebilirsiniz. Kesinlikle sırıtmıyor ve görenlerin de gerçekten hoşuna gider. Kimsenin hani ben bu tasarımı beğenmedim diyeceğini zannetmiyorum. Oldukça agresif ama bir o kadar da sade ve şık olduğunu söyleyebilirim. Bizi ilgilendiren diğer bir özellik ise oyun oynadığımız için tabii ki klavye kısmı. Klavye diğer notebookların nazaran daha farklı. Neden? Çünkü Yine standarta bağlayacağım. Standart 15.6 inç notebooklarda bir numpad vardı. Burada pek çok oyuncunun ve pek çok kullanıcının aslında numpad işine yaramadığı için Asus Numpad'i kaldırmış. Klavyeyi de ortalamış. Klavye tam ekranın ortasında. Bu güzel bir şey. Bu şu açıdan kötü. Yani kötü demeyeyim de alışkanlık gerektiren bir şey tabii ki. İlk kullandığın zaman notebook'un sol tarafında elinizi koyduğunuz takdirde sol tarafta bir boşluk sizi karşılıyor. Yani klavye birazcık sağınızda kalıyor gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla bazen özellikle bakmadan yazanlar için tuşların yerlerinin yer yer kaydığı oldu ben kullanırken. Tabii ki bu zamanla kendine oturturacak bir şey. Çünkü yaklaşık bir saat iki saat kullandıktan sonra alıştım ve sorun yaşamamaya başladım. Ama ilk deneyemem de. Notebook'un klavyesi birazcık sağ tarafta geldi. Bu da dediğim gibi numpad'in kaldırılması ve klavyenin ortalanmasından kaynaklı. Touchpad çok güzel bir şekilde ortalanmış. Çok güzel bir yüzeyi var. Gerçekten parmağın takılmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Touchpad kısmını da beğendiğimi söyleyebilirim. Klavyede atladığım bir diğer özellik ise klavyenin RGB aydınlatmaya sahip olması. Oyun oynuyorsak ve oyuncu notebook'u istiyorsak RGB klavyeler hayatımızda tabii ki. Bu klavyeni de RGB ışıklandırmaya yer verilmiş. Tasarımıyla alakalı son kez şunu söyleyebilirim. Kapak kısmında Sağ üst kısmında çok güzel bir Rock Republic of Gamers yani ROG'un açıklaması yazılmış. Benim gerçekten hoşuma gitti. Detaylarda zaten bunu net göreceksinizdir. Kapak delikli bir yapıya sahip. Sanki böyle hava alan bir yapısı varmış gibi ama tabii ki öyle bir özelliği yok. Bununla birlikte hoparlörleri de klavyenin üst kısmında yine görmek mümkün. Hoparlörün üstünde olması şöyle bir artı yaratmış aslında klavyenin ortalanıp yer açılmasıyla birlikte ses direkt kullanan kişiye doğrudan iletiliyor. Yani notebook'un arkasında veyahut da yanlarında kalıp ses dağılmıyor, boğulmuyor. Üst kısmından direkt son kullanıcıya gelerek daha net, daha anlaşılır sesler duymaktan mümkün. Havalandırma kanalları notebook'un hem sağında hem solunda iki tarafı da konumlandırılmış. Soğutma kısmına gelecek olursak, işlemci kısmında zaten termal macunumuz, sıvı metal termal macunumuz kullanılmış. Bununla birlikte hem işlemci üzerinden geçen, hem ekran kartı üzerinden geçen ısıl borular sayesinde sıcaklık gayet iyi bir şekilde dağıtılıyor. Bundan dolayı herhangi bir ısınma problemi yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda testleri yaparken hep birlikte göreceğiz. Evet anlatacağım teknik detaylar bu kadardı. Umarım atladığım bir şey yoktur. Evet şimdi isterseniz gelin testlere geçelim ve oyunlarımızı oynayalım. Bakalım burada nasıl sonuçlar alacağız? Notebook bize nasıl sonuçlar verecek? Şimdi test zamanı. Notebook'umuzun üstünde bulunan Rock tuşuna bastığımız zaman bu uygulamayı direkt açabiliyoruz. Armoury Crate adı verilen uygulama sayesinde pek çok donanımsal özelliğe buradan ulaşabiliyoruz. Şu an önümde giriş ekranı açık. Buradan Notebook'un soğutma modu, gürültü azaltma modu, enerji tasarrufu modu, CPU performans modu ve GPU performans modu şeklinde farklı farklı şekilde konumlandırabiliyorum. Modu sessize aldım, bakın burada CPU performansını ve GPU performansını birazcık kıstı. Performans modunu aldığım zaman ise birazcık daha CPU performansını arttıracak yönde olacak ve gürültü azaltmamız azalacak dolayısıyla çünkü performans çalışması için fanlar devreye girecek. Dolayısıyla gürültü azaltma kısmından birazcık burada fedakarlık edeceğiz. Bunun gibi pek çok mod var. Turbo modu gibi veyahut da elle ayarlayabileceğiniz, her şeyi fullleyeceğiniz tabii ki her şeyi fulllemeniz birazcık imkansız bu durumda. Çünkü hem CPU performanslı hem de GPU performansı kullanacaksanız örnek veriyorum enerji tasarrufunu nasıl yapacaksınız? Dediğim gibi bu şekilde 50 ayarlayabildiğiniz yere kadar siz de ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte en üst kısımda görmüş olduğunuz üzere 11. nesil internet işlemcimizi görüyoruz. Ekran kartımız RTX 3050 Ti, GDDR6 bellek 4 GB yine burada gözüküyor. İşlemci frekansımızı görüyoruz. Kullanımımız şu an %2'de. Sıcaklığımız 50 derece. Baktığımız zaman belleklerimiz 3200 MHz'de çalışıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Ekran kartını şu an kullanmıyor sistem. Çünkü herhangi bir oyun veya da zorlayıcı bir program açık değil. Buradan da bellek ve depolama kullanım alanlarımızı görebiliyoruz. Yüzde kaçı kullanıldığına dair bilgilere ulaşabiliyoruz. Herhangi bir işlem yapmadığımız için yine fanlarımız çalışmıyor. 0 RPM'de ve 19 desibel yani ne kadar ses çıkardığını da şu an ölçebiliyor notebook buradan. Bununla birlikte sistem yapılandırması var. Sistem yapılandırması baktığımız zaman burada Windows tuşunu mesela inaktif edebiliyorsunuz. Yani oyun oynarken Windows tuşuna eliniz takılır, oyunu aşağı alır vesaire bunları engellemek için bunu kapatabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde rok tuşunun işlevselliğini kapatabiliyorsunuz ki buna niye ihtiyacınız olsun açıkçası çok tahmin et, yani çok kullanılacağını tahmin etmiyorum. Dokunmatik yüzey eğer harici bir mouse kullanıyorsanız ve, ve, eliniz klavye üzerinde sürekli dolaşacaksa bu dokunmatik yüzeyi de yine buradan kapatabilirsiniz. Yine bu dokunmatik yüzey alanında kapatabilirsiniz. Başlatma sesi ise cihaz açılırken bir Windows sadece Asus'un kendine özgü bir sesini çıkartıyor. Yani bir sesle açılıyor. Ufak bir aynı telefonlar nasıl açılırken bir zil tonuyla açılırsa bu notebookta bir sesle açılıyor. Bunu buradan kapatabiliyorsunuz. Yine ekran ayarlarınızı yapılandırabiliyorsunuz. Oyun başlatıcısı kitaplığınızdan oyun ekleyip oyun optimizasyonlarınızı ve senaryolarınızı oluşturabiliyorsunuz. Yani gayet detaylı ve kullanımı kolay bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Sistem kısmına bakalım. Burada mesela oyun oynarken devre dışı bırakılacak işlemleri seçebiliyorsunuz. Ben oyun oynarken örnek veriyorum. On offline bir oyun oynuyorsanız interneti deaktif et. İnternet kullanmasın cihaz gibi Tamamen aklıma bu geldi için bunu örnek verebiliyorum. Güç tasarruf modundan neleri kısıp neleri kısamayacağınızı seçebiliyorsunuz. Aydınlatma kısmından modlarınızı ayarlayabiliyorsunuz ve eğer bir cihazınız varsa yani harici kulaklığınız, klavyeniz ya da mouse'unuz varsa ve bunlar Aura Sync desteğine sahipse bunları eş zamanlı olarak cihazınızla senkronize edebiliyorsunuz. Mikrofon modlarına baktığımız zaman stereo modunu açabiliyorsunuz ve çok yönlü modu açabiliyorsunuz. Bununla birlikte yapay zeka sayesinde gürültü engelleme modunu da açabiliyorsunuz. Bu daha çok Zoom ve benzeri toplantılarda sesin karşı tarafa daha profesyonel gitmesi için sizin kullanmanız gerekecek bir takım yazılımlar olacaktır. Buradan yapay zeka sayesinde gürültü engellemeyi de ayarlayabiliyorsunuz. Kaynak monitör dediğimiz zaman yine az önce aslında görmüş olduğunuz menünün daha detaylısını, daha böyle grafiksel açıdan görebiliyorsunuz. Frekanslarını, sıcaklığını, kullanımını, ne kadar etkin olup olmadığını, ne kadar diskin okuma yazma yaptığını buradan her şeyi detaylı bir şekilde görüp takip edebilirsiniz. Sync'ten zaten bahsetmiştim. Game Visual modu var. Burada da monitörünüzün oyun senaryolarını seçebiliyorsunuz. Yani yarış için ayrı bir mod. RPG oyunlar için ayrı bir mod. Yine Scenery moduyla daha canlı tonlar için parlaklık, kontrast ve doygunluğa ince ayar yapan bir mod da mevcut. FPS oyunları, sinema, göz koruyucu ve Vivid yani görüntülerin renk dolgunluğunu ve parlaklığını arttıran pek çok mod ve renk kalibrasyonu burada bizlere sunulmuş. Oyun kitaplığını buradan oyun bul deyip oyunları listeleyebiliyorsunuz. Ya. Oyun bul dedik sistemimizdeki şu an oyunları tarıyor ve bunun için bunlara optimizasyon yapıyor. Nedir bu optimizasyonlar? Senin sistemin bu. Bu ayarlarda oynarsan, bu çözünürlükte oynarsan daha iyi performans alırsın gibi ayarlar otomatik olarak buradan yapılıyor. Kullanıp kullanmamak yine sizin tercihiniz tabii ki. Evet, profilleri atayabiliyorsunuz. Dediğim gibi tuşlarınızı kapatıp açabiliyorsunuz. Ön bellerinizi temizleyebiliyorsunuz. Bunun gibi pek çok detaylı şeylere buradan ulaşabiliyorsunuz. Bununla birlikte bir de oyuncuları ilgilendiren gelişmeler, haberleri takip edebileceğiniz bir de arayüz var. Yine burada son çıkarmış olduğu ürünler olabilir. Yeni çıkan oyunlarla alakalı güncelleşimler olabilir. Pek çok şeyi de buradan haberler kısmından takip edebilirsiniz. Evet testlerimizi gerçekleştirdiğimize göre şimdi değerlendirme yapabiliriz. Geekbench 5 programıyla test ettik ilk başta işlemcimizi ve tek bir çekirdekte bize 1534 puan verirken çoklu çekirdekli ise 8092 puan verdi. Baktığımız zaman i7 11. nesil bir işlemci. Şimdi bunlar görmeye alışkın olduğumuz değerler. Yani ne Olumsuz bir şey söyleyebilirim ya da olumlu bir şey söyleyebilirim. Gayet yeterli sonuçlar. Compute testte ise ekran kartımızı test ettik ve Geekbench 5 programında 68.123 puana ulaştık. Şimdi 3050 Ti evet 3060, 3070, 3080 gibi yüksek kaliteli oyunlarda bizi birazcık zorlasa da orta segmentte özellikle e-spor tarzı oyunlarda oldukça rahat bir şekilde bizi performans vermeyi başardı. Crystal Disk programıyla içerisinde bulunan M.2 SSD'mizi de test ettik ve 3540 MB bölü saniye okuma değerine sahip SSD 2974 MB bölü saniye yazma değerine de sahipmiş. Gerçekten oldukça başarılı ve hızlı bir SSD'ye sahip olduğunu söyleyebilirim Notebook'un. Bununla veri aktarmak olsun, herhangi bir şekilde okuma yazma yapacağınız işlemler olsun gayet sorunsuz ve akıcı bir şekilde yapabilirsiniz. Oyunlara gelecek olursak, şimdi ekranın 2K olmasından kaynaklı tabii ki bazen düşük FPS'ler gördük. Ama oynadığımız oyunlara da bakmam gerekirse Kontrol, Cyberpunk gibi yüksek kalitede oyunlar oynadık. Ve tabii ki FPS'imiz biraz düşüktü ve biz birazcık RTX'i vesaire açarak da ürünleri zorladık. 1080p'de çok daha iyi sonuçlar alabileceğinizi söylemek mümkün. Hemen ortalama değerlerden bahsedeyim. CSGO oyununda yaklaşık olarak yüksek ayarlarda 2K çözünürlükte 150 FPS civarında almayı başardık ki zaten CSGO ile yani ya da LoL veya da Valorant tarzı oyunları bu notebookta çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Kontrol oyununda ise ortalama aldığımız FPS 40-50 civarıydı ve RTX'imiz, DLSS'imiz açıktı. DLSS'imiz de performans moddaydı. İş Cyberpunk'a gelince maalesef burada birazcık üzdü. 2K çözünürlükte yüksek ayarlarda Ray Tracing kapalı ve DLSS performans moddayken ortalama 40 FPS civarı verirken daha sonradan RTX'imizi açtım ve yüksek moda aldığım zaman ise 30'un altına düştüğünü gördüm. Yer yer 25-30 arası değiştiğini gördüm. Bu da tabii ki oynanışı ister istemez etkiledi. Ama dediğim gibi 2K çözünürlükte oynuyoruz ve Ray Tracing'imiz açık bir şekilde oynuyoruz. İçindeki kartın 3050 Ti olduğunu unutmamak gerek. 1080p çözünürlükte bunu çok daha güzel bir şekilde üstesinden gelebileceğini düşünüyorum not. Evet sizlerle birlikte notebook'un hem teknik detaylarından bahsettim hem de testlerdeki performans sonuçlarını değerlendirdim. Peki sizin düşünceleriniz neler? Sizce ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürün mü? Bunu bizimle aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.